Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Her hafta olduğu gibi bu haftada cumartesi günü haftalık iş dünyası rehberiniz Altın Rehber programıyla sizlerleyim. Sektörel haberler, ekonomi haberleri ve birçok röportajla bu haftada yine karşınızdayız. Birbirinden farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasıyla ilgili tüm merak ettiklerinizi sorduk. Sektörün nabzını tutmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle hemen başlayalım. Altın Rehber Haber Turu'yla karşınızdayız. Ben Sinem Ergün. Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinin başında gelen İstanbul Yeni Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının %30'u tamamlandı. İlk etap için şu ana kadar 2 milyar avro harcanırken şu anda 17.500 kişinin çalıştığı havalimanı inşaatında çalışan sayısı 30 bine ulaşacak. OYDAR Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan, faiz indirimi otomotiv sektörü için de son derece gerekli. Araç sahibi olmak isteyenlere daha uzun vadelerde ve uygun faizlerde kredi kullanımı sağlanmalı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından bankalar konut kredisi faizlerinde birer birer indirime giderken otomotivciler de taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş bekliyor. İnşaat sektörü şüphesiz ki sektörler arasındaki yükselişini sürdürüyor. Modern binalar insan konforuna hizmet ederken genç girişimcilerin sektöre katkısı da çok büyük. Marmara bölgesinin incisi Erdek'teki projesiyle yeni yaşam tarzına ve insana hizmet veren önce isim olan Platinum İnşaat Altın Rehber programındaydı. Altın Rehber programından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, yine sizleri çok genç bir girişimciyle tanıştıracağım. Sayın Ahmet Altun. Kendisi özellikle inşaat sektöründeki yeni projeleri ve yeni atılımlarıyla öne çıkan çok değerli, çok genç bir isim. Firmasıyla ilgili, projeleriyle ilgili, inşaat sektörüne katkılarıyla ilgili özel bir söyleşimiz olacak. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sayın Ahmet Altun, genç bir girişimcisiniz ve inşaat sektörüne girdiniz. Platinum İnşaat olarak siz zaten İstanbul bölgesinde çeşitli projelerimiz oldu. Evet. Öncelikle yaptığımız projelerden biraz bahsedelim, sonra gelecek projemizi detaylı konuşalım. Şu ana kadar 310 daireyi yapıp teslim ettik müşterilerimize. Biz çok uzun soluklu bir şirket değiliz. Yeni, dinamik, genç ve ileriyi hedefleyen bir şirketiz. Dediğim gibi bunun yanında yapmış olduğumuz 24 adet Erdek'te villamız vardır. Aynı zamanda Platinum İnşaat olarak kuyumculuk olarak da varız. Büyükçekmece'de. Kuyumcu sektöründe de bulunmaktayız. Neden Erdek? Öncelikle neden Erdek'i öne çıkaran, bu anlamda yatırım olarak değerli kılan yönleri nelerdir ve neden Erdek? Önce bunu konuşalım. Evet, neden Erdek? Erdek'e hiç gittiniz mi bilmiyorum. Gitmediyseniz kesinlikle gitmenizi tavsiye ediyorum. Erdek Marmara bölgesinin bizim için bir incisi. Sanırım Erdek'in çok önemli bir yerinde değil mi? Denize yakın. Evet, evet. Erdek'e zaten yapmış olduğumuz proje denize sıfır bir bölgede ve Erdek'te yapmış olduğumuz projenin en büyük özelliklerden birisi toplam alanımız bizim 7200 metrekare ve bunun yaklaşık 2200 metrekaresi yapılardan oluşmakta. Geri kalan komple yeşil alanımız vardır. Hem deniz ayağınızın altında, hem arka tarafta Kapı Dağı'nın eşsiz güzelliği ve aynı zamanda site içerisindeki de yeşilliği gördüğünüz zaman ne kadar doğru bir proje olduğunu siz de anlayacaksınız. Evet, aslında İstanbul'a da çok yakın. Evet, evet, Marmara İstanbul bölgesinde olması, denize yakın olması, Körfez, Boğaz gittikçe değer kazanıyor. Evet. Yeni yapılan köprüyle ulaşım da çok rahat oldu. Aynı çok... zamanda İDO'nun başlatmış olduğu Bandırma'ya deniz otobüsleri seferleri de bu konuda Erdek'e bayağı bir yakınlığı sağladı. Projemiz kaç villadan oluşuyordu? Ne zaman başladık ve ne zaman bitirmeyi planlıyoruz? Şimdi bizim projemize biz başlayalı 6 ay oldu. Bu yıl başında başladık projemize. Şu an %50 projesini tamamlamış durumdayız. Deniz kıyısı olduğu için yazın çalışma yasağı mevcut. Bu yüzden şu an askıya aldık çalışmalarımızı. Sadece gelen müşterilerimize, merak eden insanlarımıza örnek villamızı bütün tanıtımıyla bunu sergiliyoruz. Şimdi örnek villamız dedik, Erdek'in girişinde dedik. Şu villamızı en alt katından en üst katına kadar ve bahçesiyle beraber bir anlatalım. Neler var? Her bir katta farklı bir sunum var çünkü. Şimdi bizim villalarımız 4 kattan oluşmakta. Toplam komple 367 metrekareden oluşmakta. Her bir villamızda ne vardır bizim? Her bir villanın kendine özel bir kere 26 metrekare havuzları mevcut. Aynı zamanda bunun yanında Türk bükü,
Ayrıca oturma yerimiz mevcut havuzların yanında. Bodrum katımızda her villanın kendine özel saunası, jacuzzi'si, spor salonu, makine dairesi, kileri. Aynı zamanda her bir villamızda 5 tane banyo, 3 tane mutfak, 4 tane yatak odası, 2 tane salon ve bir de 55 metrekareden oluşan terasımız mevcut. Orada şunu yapmayı hedefledik. Yani villa dediğimiz zaman genelde site içerisinde ya da müstakil şekilde oluyor. Biz site içerisindeki müstakil hayatı sunmayı hedefledik. Nedir bu site içerisindeki müstakil hayat? Villa sahibisiniz ve hafta sonu şehir dışından aileleriniz geliyor. Çocuklarınızla birlikte siz havuzda eğlenirken havuza koyduğumuz akıllı evin içerisinde olan havuza koyduğumuz hareketsizlik sensörleriyle Allah korusun havuzda 5-6 saniye diyelim çocuklar hareketsiz kaldı. Hemen ev alarm durumuna geçiyor. Bu akıllı evin içerisinde bulunan özelliklerden sadece bir tanesi. Bunun gibi 60-70 maddelik bir sıralamamız var. Bunun yanında ne vardır bizim villalarımızda? Dediğim gibi 4 tane yatak odamız, 3 tane mutfağımız, misafirlerin özellikle sizin villanıza gelebilecek olan misafirlerin konforunu da biz düşünmek zorundayız böyle bir villa yapıyorsak eğer. Dediğim gibi 367 metrekareden oluşan villalarımız her biri aslında birer müstakil villa gibidir site içerisinde. Ayrı havuzu, ayrı saunası, ayrı spor salonu, ayrı jacuzzi, her şey ayrıdır bizim villalarımızda. Yeşil alanında önem verdiniz. Evet, 7200 metrekareden oluşan villamızın toplam arsasında sadece 2200 metrekaresi oturumludur. Geri kalan komple yeşil alandır. Akıllı ev sistemi deyince ne anlamamız gerekiyor? Mesela ne anlamamız gerekiyor? Akıllı ev sistemi sadece ışıkları uzaktan açıp kapatmaktan ziyade çok farklı özellikleri var. Mesela buradan İstanbul'dan aileniz ya da eşlerinizle birlikte Erde'ye tatil amaçlı gidiyorsanız kendi bildiğinize tabletinizden ya da telefonunuzdan savununuzu ısıtıp soğutabilir. Havuzunu çalıştırabilir, durdurabilir. Evi komple havalandırabilir, ısıtabilir, soğutabilir. Ya bütün özellikleri mevcut. Allah korusun evde bir durum, sağlık yönünden bir durum yaşadığınız zaman hemen elinizdeki telefon ya da evde bulunan tabletle ambulansa, polise, itfaiyeye anında ulaşabilirsiniz. Bunun yanında dediğim gibi havuza koyduğumuz hareketsizlik sensörü bence artık yapı denetim firmalarından zorunlu hale getirilmeli. Yani siz aşağıda saunada vakit geçirirken çocuklarınızı havuzda gönül rahatlığı bırakabilirsiniz. Çünkü havuzda bulunan hareketsizlik sensörleriyle 4, 5, 6, onun zamanını siz ayarlayabiliyorsunuz. 10, 20. Havuzda bir hareketsizlik anında hemen ev alarmı geçiyor. Ve hemen sizi uyarıyor. Ya bunun gibi birçok özellikleri hırsız alarmından, gaz alarmına, su alarmından, yangın alarmına. Bunları tabii tek bir telefonla bir merkezde yönetebilme olayına sahip. Biraz aslında güveni de bu sağlıyor. Evet. Bu güven çok önemli. Güvende olmak yapılarda da inşaat sektöründe çok önemli. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ufkunuz, hedefleriniz çok büyük ve ulaşılabilecek bir hedef. Evet. Umarım ulaşırsınız. Sizin gibi genç girişimcilere ihtiyacımız var ve medyayı da böyle desteklediğiniz için programlarımızı ve katılımlarınızla çok teşekkür ediyoruz. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Teşekkür ederim inşallah hepiniz için. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İstanbul inşaat sektörüne hizmet eden şehirlerimizin başında geliyor. Sevindirici haber ise İstanbul'daki girişimcilerin diğer bölgelerde projeler oluşturması. Çekmeköy'de bulunan Sadıkoğlu İnşaat'ı ziyaret ettik. İzleyelim. Rehber programından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, inşaat sektörü hızla gelişen, değişen bir sektör. Özellikle İstanbul'da bu sektör çok hızlı bir gelişme ve değişime kaydetti. Tabii bu gelişme ve değişmeye katkı sunan çok önemli yatırımcılarımız var. Bugün sizleri genç bir yatırımcıyla tanıştıracağım. Sayın Necmi Sadıkoğlu, Sadıkoğlu İnşaat. Evet. Yeni projeleriyle ilgili, bu sektöre katkılarıyla ilgili İstanbul'daki inşaat sektörünün geleceği ve önümüzdeki süreçte bizleri bu alanda neler bekliyor? Bununla ilgili detaylı bir röportaj yapacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olasınız. Sizi tanıyalım. Aslında inşaat sektörü deyince aklımıza hep Karadenizli yatırımcılar geliyor.
Siz de sanırım Karadenizli ve bu sektörden gelen bir ailenin ferdisiniz değil mi? Evet, evet. Bir tanıyalım, nasıl başladık bu sektöre, nasıl girdik, neden inşaat sektörü? Şimdi 1975 Trabzon doğumluyum, Trabzonov. Bu aileden, yani bizim ailemiz devamlı inşaat içinde olduğu için aileden gelen bir meslek. Siz biz kaç da, yılında biz de, dahil oldunuz? Biz 1996'da dahil olduk. O günden beri bir sürü yerde projelerimiz var, inşaatlarımız var. Neden İstanbul'la başladık bu sektöre? İstanbul'da, bütün çevre İstanbul'da olduğu için geldik işte, baktık dedik İstanbul'da daha güzel daire satışları, şeyleri daha güzel olduğu için İstanbul'u tercih ettik. Yani hızla göç alanda bir yer. Tabii hızla göç alanı, evet evet. Arz talep arttığı için de dolayısıyla evet, bu sektörde bir boşluk vardı. Tabii tabii. Ve Sadıkoğlu İnşaat olarak bu alanda evet, çalışmalara başladık. Bugüne kadar öncelikle nerelerde projeler yaptık? Mesela İçerenköy, Bostancı, Kadıköy. Genellikle bu taraflarda bayağı bir projeler yaptık. Şimdi de işte yeni projelerimiz var. Biraz da şey dışına artık çıkmaya karar verdik. İşte Tekirdağ'da bir yeni bir projemiz var. Evet, neden Tekirdağ? Tekirdağ sanırım Hayrabolu. Evet, Tekirdağ Hayrabolu'da evet. Orada bir projemiz var. Neden burayı tercih ettik? Orası da yeni gelişime, işte sanayi bölgesi yeni gelişime açık olan bir bölge olduğu için işte orada da öyle bir projemiz var. Gittik baktık, işte hoşumuza gitti, aldık dedik, oradan bir yani dışarı çıkmak gerekir artık. Yani dedik, İstanbul biraz doldurdu. Tabii tabii, evet aynen. Bu şeyi evet. Ve siz hem İstanbul'a yakın hem Avrupa'ya açılan bir kapı Hayrabolu. Tabii. Hayrabolu'nun neresinde bu projemiz olacak? Hayrabolu'nun hemen girişinde. Hemen girişinde güzel bir proje alanı, 132 daire. İşte havuzlu, işte çocuk parkları, işte yeşilli otoparkları falan. Böyle bir yer düşünüyoruz işte. Daire tiplerimiz nasıl olacak? 150 metrekare net, 3+1. Dübleks'lerimiz var, giriş katlarımız var. Böyle bir proje tarzında işte bir projeye gireceğiz, bakalım nasıl olur. Evet, projemiz ne zaman başlaması planlanıyor ve bitişi ne zaman olabilecek, böyle bir takvimimiz var mı? Şu anda projenin bütün gövde resimleri, ondan sonra projesi falan her şeyi bitmiş. Bir iki ay kadar başlayacağız. Herhalde bir iki yıl sonunda bitirmeyi düşünüyoruz yani. Bir işte Allah kaza bana vermese iki yıl sonunda bitireceğiz projemizi. Evet. Kimlere yönelik olacak bu dairemiz? Müşteri kitleniz kimler olabilir? Aileler mi, çalışan mı? Aileler de olabilir, çalışan da olabilir. Ya orada öyle bir açık olduğunu hissettik. Proje de güzel bir proje. Yeri de güzel bir proje olduğu için böyle bir şeye karar verdik yani. Evet. Bu projemizi tabii yeşil alanını da unutmadınız değil mi? Tabii tabii, yeşil alanları da var. Otopark. Tabii otoparkı var, çocuk parkları var, havuzu var, kamelyası var. Her şeyini, bütün sosyal faaliyetini her şeyin içine koyacağız yani. Yani dışarıdaki, ya orada yaşayan insan dışarı hiçbir zaman çıkmayacak yani. Evet. Market dersen marketini de içine koyacağız. Öyle bir proje. Evet, aslında hem öyle bir projeye ihtiyacı var o bölgenin, hem evet, de o projenin orada yaşayanlara sunacakları imkanları değil mi? Hem sosyal aktiviteler, tabii, spor tabii, alanları, yeşil alanlar, otopark. Evet. Zaten orada trafik sorunu da çok olmayan aynen, bir bölge. Evet. Aslında çok sakin, rahat çok yaşanılacak bir bölge. Düzgün bir yer. Hı-hı. Sakin, zaten İstanbul trafiğini biliyorsunuz artık günümüzde. Bir yerden bir yere gitmek en az 1 saat, 2 saat. Yani ne bileyim, insanlar belki İstanbul'dan da orada insanlar gidebilir. Yani proje gerçekten güzel bir proje. Evet, o zaman buradan duyurumuzu yapalım. Tabii tabii. Yatırım için de bunu değerlendirebilirler. Tabii yatırım için de değerlendirebilirler tabii. Hı-hı. İnsanlarımız yatırım için de gelebilir tabii ki. Aslında tabii fiyat önemlidir. Tabii, tabii. Fiyat aralığını soracağım. Aşağı yukarı ne kadar olacak? Hani daire tiplerimiz bilmiyorum. 1+1'ler var mı? 2+1? Yok. 1+1 hiç yok. Çünkü orası büyük daireye hitap ettiği için biz işte 150 metrekare net kullanım alanı. Öyle karar verdik. Ona o projeyi çizdik. Yani İstanbul'da oluyor. 1+1
yaptığımız yerler de var. Yani İstanbul'da 45 metrekare, 50 metrekare 1+1 yaptığımız daireler de var. Ama İstanbul kaldırıyor, İstanbul'da götürüyor ama orası öyle bir yeri kaldırmadığı için 3+1 daha böyle daha rahat, daha yaşanabilecek güzel bir proje yapalım dedik. Öyle fiyat aralığımız nedir? Fiyat aralığı 250'den düşünüyoruz şu anda. İşte 250 bin bandında işte düşünüyoruz. Çok i̇şte uygun bunun, fiyatlar evet. Bunun işte tabii ki yani havuzlu sitede bugün İstanbul'da öyle bir siteden daire almaya kalksanız en az 1,5 milyon, 2 milyon. Yani standartlar olarak İstanbul'daki projelerden aşağı kalır hiçbir yanı yok. Evet. Ama daha tabii, ekonomik. Tabii. Daha ekonomik. Ve aslında daha da rahat bir yaşam sürebilecekleri bir bölge. Evet. Evet. Peki ilerisi için neler düşünüyoruz? Hayrabolu dedik ama farklı yerlerde de yeni projelerimiz olacak mı? Tabii farklı yerlerde bakacağız yani düşerse tabii ki yaparız site tarzında. İşte tek bina olur. Bakmak lazım. İlla da yani İstanbul olarak değerlendirmemek lazım. Dışarıda da bu taleplerin olduğu görülüyor yani. Dışarıda da bu talepler lazım yani. Neden sizlerle çalışsın? Neden sizden daire alsınlar insanlar? Çünkü bu anlamda güven de çok önemli. Sanırım tabii. Öncelikle güven sunuyorsunuz. Güven, tabii ki güven. Şimdi Sadıkoğlu İnşaat bugün yani aldığı projeleri güzel bir şekilde alıp teslim edip toprak sahibiyle onunla bununla hiçbir zaman sorun yaşamayan bir firmadır yani. Ya, onları güzel işte insanlara verdiği sözün arkasında duran bir firma. O yüzden Sadıkoğlu yani tercih edilen bir firma. Köklü bir firma evet, zaten. Evet köklü bir firma. Yıllardır inşaat sektörünün içinde. Yani yıllardır inşaat şeyi yapıyor. Bir sürü de konutlar yaptı Sadıkoğlu. Verdiği sözünde verdiği taahhütlerde her zaman duran. Yani şu gün şu daireyi şu tarihte teslim ettiğim dediğinde o tarihte o daireyi insanlara mağdur etmeden güzel bir şekilde teslim etmiştir yani evet. Bugüne kadar. Bu çok önemli. Güven tabii çok ki, önemli. Tabii ki yani. Zamanında teslim etmek çok tabii. Önemli. Sadıkoğlu İnşaat önemli bir inşaat bu sektörde. Siz evet. De bu firmanın en genç temsilcilerinden birisiniz. Necmi Sadıkoğlu olarak izleyicilerimize neler söyleyelim? Hem yeni projeleriniz hem firmanız hem de ev almak isteyenler için neler söyleyebiliriz son olarak? Tekirdağ'daki projemizden işte mesela daire almak isteyenler zaten sitemizi ziyaret edebilirler, bakabilirler. Ev almak isteyenler telefon numaralarımız var. İşte ev almak isteyenler gelip bizden görüşüp o şekilde bir şey sunabilirim. Süreçisi. Yani. Zaten evet. Bu konuda yatırım yapmak isteyenler ya da ev almak isteyenler özellikle bu Trakya bölgesi, Hayrabolu, Tekirdağ bölgesinde çok ciddi güzel projeleriniz olacak. Evet. Bunları değerlendirmek isteyenler sizlere ulaşsınlar. Zaten evet. Siz her konuda kendilerine yardımcı olacaksınız. Tabii tabii telefon numaralarımız var zaten. İşte ofisin telefon numaraları, işte kendi telefon numaralarımız var. Arayan olursa herkesten ilgileniriz yani. Bu yolda ben size başarılar diliyorum. Sağ genç olasın. Bir girişimci olarak inşaat sektörüne verdiğiniz bu emekten dolayı da kutluyorum. Sağ olasın. Tekirdağ Hayrabolu bölgesindeki yeni projenizin de hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olasın. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum programımıza konuk ederim. Olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Altın Rehber programından herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, bugün yine genç bir girişimciyle birlikteyiz. Genç bir yatırımcı, inşaat sektöründe önemli atılımlar, güzel projeler inşa eden bir isim Sayın Emrah Kartal. Eska Mühendislik Tuzla'daki merkez şubelerindeyiz. Özellikle Tuzla, Kartal bölgesinde yaptığı projelerle öne çıkan bir isim. Projeleriyle, çalışmalarıyla, bu sektöre katkılarıyla ilgili özel bir röportajımız olacak. Hoş geldiniz programımıza Emrah Bey. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Gayet iyi
bir sunum yaptınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Like'sınız bunlara. Genç girişimcilere ihtiyacımız var çünkü ülke olarak. Öncelikle hem sizi tanıyalım hem de neden inşaat sektörüne girdiniz diye bir soruyla başlayalım. İnşaat mühendisiyim ve işim inşaat. Liseden beri inşaatçıyım. Babadan kalma inşaatçılık diyelim. Sonradan üniversitede bunun eğitimi gördük ve bir kamu sektöründe bir 10 sene çalıştıktan sonra da piyasada artık bir firmamızı kurarak kendi işimizi yapıp dünyadaki görevimizi bu şekilde yapmayı düşündük. Şükürler olsun belli bir süre sonra da kentsel dönüşüm süreciyle birlikte biz de firmamızı bu yönde yönlendirip iyi bir ivmeye yakaladık. Tuzla ve Kartal bölgesinde de bu tarz işlerle işimizi yürütmekteyiz. O zaman Tuzla bölgesini biraz değerlendirelim. Neden Tuzla bölgesi? Tuzla bölgesinde emlak ve konut sektöründeki potansiyel nedir? Ve Tuzla'yı öne çıkaran yönler nelerdir? Çünkü çok ciddi projeler de var Tuzla'da. Kesinlikle katılıyorum. Tuzla, hani ben 97 yılında gelmiştim ve geldiğim yıllara göre her yıl sanki biraz daha kalitesini ve değerini arttıran bir Tuzla görüyorum. Sonuç itibariyle şu an geldiğimiz noktada Tuzla, diğer ilçeler tabii ki İstanbul değerli kıymetli ama Tuzla'nın geçmişine göre ve diğerlerine kıyasladığımızda çok daha mesafe kat ettiğini gördüm. Ki bunda belediyemizin de katkısı çok büyük. Özellikle son yıllardaki marinanın yapılmış olması, Tuzla'ya yatırımların artmış olması belki bunu tetikledi. Bu ve bu gibi faktörler bence Tuzla'yı güzelleştirdi ve eskiden de aslında çok daha eskiden bir sayfiye yeri olması konumu hep akıllarda vardı. Onun da getirdiği bence bir sonuç bu. Her halükarda yani iş yerlerinin fabrikalarının olması, sayfiye yeri olması yani tüm hayat şartlarının Tuzla'da var olması bence Tuzla'yı geliştirdi, büyüttü. Evet, zaten Tuzla Anadolu'dan İstanbul'a bir giriş kapısı. Giriş kapısı, aynen öyle. Çok da önemli bir yer. Sabiha Gökçe Havalimanı, TEM Otoyolu, E5 aynen. Ve denize de kıyısı olması yani, Tuzla'yı öne çıkaran önemli unsurlar. Siz de tabii bunları göze alarak Tuzla ve tabii ki Kartal bölgesinde projeleriniz oldu. Öncelikle yaptığınız projelerle başlayalım. Nerelerde, ne tür projeler yaptık? Yani bu kentsel dönüşüm sürecinden sonra daha bir artı yapılar yaptık. İşte bir öğretmenler sitesi vardı. Birinci etabı bitti. İkinci etap nasipse Eylül ayı gibi teslim oluyor. Ve bu süreçte biz ortaklıklar da yaptık ve şu an ortaklarımız bir iş bölümü yaptık kendi aramızda. Onlar Eskamarin ve Eskamare projelerini yürütmekteler. Bizler de işte öğretmenler bittikten sonra ve Kartal projemiz şu an devam ediyor. Kartal'da iki tane projemiz var. Nedir o projelerimizin isimleri, özellikleri nedir? Yani Kartal'daki Kartal Marin diye bir projemiz var. Denize sıfır. Kartal'da sahil yolu üzerinde. Yani iş yerleri ve konutların olduğu çok değerli bir proje. Ayrıyeten yine sadece konutların olduğu bir projemiz var. Aynen aynı bölgede. Açıkçası Kartal'ın en iyi bir yeri diyebilirim ama çok reklam olmasını istemiyorum. Böyle bir proje. Bunların dışında da Tuzla'da şu an yeni aldığımız ve kentsel dönüşünde bizim için hani zirve veya nirvana diyeyim öyle diyebileceğimiz yeni bir projemiz var. Kentsel dönüşüm süreci başlamış olan tam Tuzla Marina'ya nazır. Yine deniz cepheli, denize sıfır tabir ettiğimiz bir yapı. Eska Güldeniz sitesi diye bir site. Evet, o zaman müjdesini şimdiden verelim ve aslında irtibata erken de geçmeleri yatırımcılar için de önemli ve ev konut almak isteyenler için de önemli. Eska Güldeniz dedik. Evet, konumunu bir kez daha anladım. Tam olarak nerede olacak projemiz ve neden adres orası? Şöyle yani marina bir kez Tuzla'daki marina hani birçok marina Türkiye'de yapıldı ama ben gözlemlerimle şunu gördüm. Hani her gün biraz daha büyüyen, gelişen, otoparkları yetmeyen, yapıldıkça yetmeyen ve çok yani cazip bir hale gelmiş bir marinası var Tuzla'nın. Ve bu marinanın tam karşısında onun giriş kapısının olduğu yerde ve denize sıfır ve üst kotta olan bir site bahsettiğim site. Yani aşağıda marina, siz tepedesiniz, denize hakimsiniz. Bütün daireleriniz direkt denizin içinde, karşınızda yolu var diyeyim. Böyle bir site.
konum olarak, adres olarak çok önemli bir yerde. Evet. Kesinlikle yaşanılacak. Aslında yaşamak istiyorsanız böyle bir yeri kendimiz için almalıyız değil mi bu daireleri? Kendimiz için. Nedense yabancılar şu an rağbet gösteriyor. Çok güzel. Oldu evet. Ve işte buradan yer alalım gibi teklifler gelmeye başladı. Yani bu da bizi sevindiriyor. Evet. Tabii biz de TV8 Int olarak 56 ülkede yayınımız oluyor aslında. Yurt dışında gerçekten İstanbul ve Türkiye'nin değerini bilen çok fazla ve yatırımlarını burada yapanlar çok fazla. Peki kaç blok mu diyelim dan oluşuyor? Kaç dairemiz var? Dairemizin özellikleri nelerdir? Yani ultra lüks bir yapı sistemine sahip olacak burası. Konum itibariyle artık bizim de yaptığımız yapılardan sonra bizim için nirvan olmasını istediğimiz bir yapı olduğu için yani her şeyin en iyisini kullandığımız 8 girişten oluşan toplam 77 dairesi 1600 metrekare iş yeri olan bir site olacak burası. Her şeyin maksimum kullanıldığı hem mal sahiplerinin istekleri hem de bizim onlara artılarını koyduğumuz bir yapı sistemi açıkçası. Gurur duyacağımız bir yapı yapacağımıza inanıyorum. Kesinlikle. Neler düşündük? Yeşil alanımız tabii ki var. Spor alanlarımız olacak. Neler var böyle özelliklerine indiğimizde? Yani metrekare olarak çok büyük bir metrekare arsa alanımız 3,5 dönüm civarında olduğu için çok fazla öyle yeşil alanımız var dersek yanıltmış oluruz ama böyle ufak detaylar, peyzajlar, sık detaylar düşündük ama. Aynen, kesinlikle. Peyzaj çalışmasının güzel yapıldığı, işte kapalı otoparkının olduğu, zaten önünüzde marina ve denizin olduğu, kendi bina sisteminin akıllı yapı sistemi olarak tasarlandığı çok şık, çok güzel bir projemiz inşallah. Evet. Ne kadar sürmesi planlanıyor? Bitiş tarihi belli mi aşağı Anlaşmamız yukarı? Anlaşmamız 24 ay ama biz bunu nasipse 16 ayda teslim etmeyi tabii düşünüyoruz. Sürede, evet. Peki niçin Eska Mühendislik'te çalışsınlar, sizden daire alsınlar? Yani bizden güvenle daire alabilirler. Çünkü yaptığımız işin arkasındayız. Hemen bitirdik, kaçıyoruz da demiyoruz. Ki nasipse Eska Güldeniz'de de kendi bir ofisimizin bir şubesini açmayı da düşünüyoruz açıkçası. Normalde yani farklı bir firma ya da işte böyle olmayan bir firma, herkes tenzih ederim, bırakıp yapıp kaybolur, gider mantığı vardır. Ama bizde yaptığımız yerde kalma daha önemli. Direkt de sizle ulaşabiliyorlar. Bu çok önemli. Kesinlikle. Sorun, bir sorun çıksa bile anında çözüme ulaşabiliyor. Yaptığımız yerde yaşamayı seviyoruz. Kesinlikle öyle. Bu çok önemli. Nasıl ulaşabilirler? Nerelerde inceleyebilir bu projemizi? İnternet üzerinde de varız. Telefonlarımız da zaten ekranda. Evet, yani telefondan maillerle sitemize girerek bize not bırakırlarsa biz kendilerine geri dönüşüm yaparak bilgilendirme yapabiliriz. Umarım ilerisi için de her şey güzel olur. Hem firmanız adına hem şahsınız hem ülkemiz, de ülkemiz için. Kesinlikle. Yeni genç girişimcilere de destek olduğunuz için de kutluyoruz. Programımıza da katılımınız için, değerli bilgileriniz için de ayrıca teşekkür Hoş ederim. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Arsa ve arazi yatırımları son dönemde trend yatırımların başında. Bugün alalım, yarın satalım değerlenir düşüncesiyle yola çıkan yatırımcılar, tabii ki kendilerine en efektif yol gösterecek kurumlar arıyorlar. Bu öncü kurumlardan biri de Trakya bölgesinde etkin rol oynayan Yusuf Emlak. İzleyelim. Sevgili seyirciler, arsa ve arazi yatırımının önem kazandığı bir bölgedeyiz. Tekirdağ, Çorlu, Ergene bölgesinde ve bu sektöre öncülük eden, en iyi hizmetleri sunan bir isimle birlikteyiz. Sayın Yusuf Sayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Tabii tanımakla başlayalım. Hem sizi tanıyalım hem bu sektöre giriş hikayeniz ve tabii Yusuf Emlak'ı ne zaman kurduk, dünden bugüne nasıl bir süreç izledik? Yusuf Emlak'ı biz 2007 yılında kurduk. 2007 yılından beri çok şükür devam ediyoruz. Yani bu sektörde kendimi çok başarılı buluyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Yani bir sürü yatırımcımız var. Onlara hepsine değer kattırdık, para kazandırdık. Yani alan her kişi Allah razı olsun dedi. Alan her kişi memnun. Sanayici yatırımcılarımız var. Yani bir sürü toplumdan, alttan, insan mesela burada bu bölgede, Trakya bölgesinde yatırımlarını yapmış
şu anda. Evet. Herkes de memnun yani. Tabii sizin birkaç ofisiniz var. Merkez ofisimiz Çorlu'da. Evet. Diğer yerlerimiz nerede? Yani size nasıl ulaşabilecekleri önemli çünkü. Yani diğer Ergene ilçesinin mesela hakimiz, Tekirdağ bölgesinde bütünüyle hakimiz, Trakya bölgesine hakimiz yani Edirne'ye kadar. Yani Trakya bölgesinde bütün ne kadar insanlar, halkımız yatırım düşünüyorsa onlara gereken cevap her türlü kısa sürede verilir yani. Siz Yusuf Emlak olarak daha çok arsa ve arazi yatırımı üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Yaptığımız iş nedir? Neler yapıyoruz? Onu da bir anlatalım. Biz arsa işi yapıyoruz. Parselasyon işi yapıyoruz. Konut arsası. Yatırımcılara tarlalar öneriyoruz. Bugünümüzde mesela arsa, tarla çok güzel bir yatırımdır. Yani alan kişiler en az yılda %20-25 net karları vardır. Yani bugüne kadar çok yerler sattık. Çok yerler alıp sattık. Mesela büyük çok büyük firmalara sanayi yerleri sattık, fabrika yerleri sattık, fabrikalara sattık. Yani herkes memnun, biz de memnunuz, onlar da memnun. Bu noktada şunu sorayım. Siz kimlerle çalışıyorsunuz? Daha çok kimler sizin müşterileriniz? Daha çok bizim müşterilerimiz sanayici kesimi. Sanayiciler çok büyük yatırımlar yapıyor. Trakya bölgesi yani çok güzel bir bölge. Yatırımlık için çok ideal bir bölge. Avrupa'ya yakın olması. Yani konum olarak sanayinin burada 3000 tane, etrafımızda 3000 tane fabrika var. Bütün büyük firmalar mesela bu bölgede. O yüzden konut arsası satıyoruz. Konut arsasını mesela buraya geliyor adam, İstanbul'dan iş için geliyor. Burada fabrikaları görünce buradan arsasını alıyor, evini yapıyor, burada işe gidip geliyor. İstanbul'un tarafından bıkmışlar, bu tarafa kaçıyorlar mesela. Kafa dinlemek için yer alanlar var, yatırımlık yer alanlar var, para kazanmak için yer alanlar var. Daha çok bu tür müşterilerimiz var yani. Bu dönemde en iyi yatırım nedir Yusuf Bey? En iyi yatırım arsa, tarla. Yani halkımız arsa, tarlayı ilk plana alsın yatırımında. Çünkü çok güzel kazançlı, yani ne bileyim ekmek istemez, su istemez diye bir şey var, tabir vardır. Arsanı alıyorsun, hiçbir şeyi yok mesela, küflenmez, kaybolmaz. Yeter ki doğru kişiden alsınlar, pahalı almasınlar, yani bilerek alsınlar, bölgeyi tanıyarak alsınlar, bize sorarak alsınlar. Bizden almaları önemli değil ama bize bir sorsunlar, danışsınlar yani, biz onlara en fikir oluruz. Tabii biz Çorlu, Tekirdağ, Ergene bölgesi dedik ama sizin hizmet alanınız Trakya ile sınırlı değil sanırım, değil mi? Değil. Ben mesela müşterilerim var benim. İzmir'den de yer alıyoruz. Balıkesir'den de yer alıyoruz. Müşterilerimiz alıyor beni. Oraya gidiyoruz. Oradaki bilirkişiliği. Yani genelde bütün her bölgeye hakimiz yani. Dolayısıyla yatırım... Eşimiz, dostumuz var, arkadaşlarımız var. Yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olabiliyoruz yani. Evet, dolayısıyla yatırım yapmak isteyenler bu bölgeyle sınırlı kalmayabilir. Kesinlikle. Bu konuda da onlara yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle oluyoruz yani herkese. Bize Allah razı olsun desinler, yeter yani. Evet. Peki bu yatırımları yapmak isteyenler, arsa ve arazi satın almak isteyenler nelere dikkat etmeliler? Önemli olan nedir? Arsa ve tarla almak isteyen insanlar özellikle yerini kendi yerinde görüp yanlış yere bakmayıp gidip belediyeye sorduracak. Eğer üzerinde herhangi bir yüksek gerilim hattı varsa uzak duracak. Dere kenarları fazla olmayacak. Yani arsa almak isteyen düzgün bir yerden arsa alacak. Belediyede soracak özellikle. Yani bulunduğu belediye nereden almak istiyorsa gidip soracak, herhangi bir üzerinde bir şey var mı? Arsada bir sıkıntı var mı? Terki var mı? İşte eksiği, kaydı, kuydu var mı? O şekilde paralarını versinler yani. Yani günümüzde çok yalan dolanlar oluyor. Ondan başımıza çok şeyler geliyor yani. Karşılaşıyoruz yani, bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için, bu sektöre katkılarınız için, bizi konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Varsa atladığımız bir nokta, onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Vallahi buyursunlar, gelsinler Trakya'dan, yani bir metrede olsa yer alsınlar. Çünkü kalmayacak yani, bitecek yani. Çok teşekkür ederiz, hayırlı işler diliyoruz size. Teşekkür çok ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Altın Rehber programından tekrar merhabalar. Sevgili seyirciler, Trakya'nın en önemli ilçelerinden Çorlu'dayız. Çorlu hızla gelişen, değişen bir ilçe. Tabii bu gelişim ve değişime katkı sunan genç girişimcileri sizlerle tanıştırmaya da devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Sayın Engin Dündar. Özellikle 99 depreminden sonra zemin etüdünün önemi çok arttı. Sayın Engin Dündar da bu alanda çalışmaları olan Mavi Teknik, Mavi Jeoteknik firmasının genel müdürü diyelim, firma yetkilisi diyelim. Çalışmalarıyla ilgili, firmasıyla ilgili bu sektörün ve bu mesleğin önemi ve geleceğiyle ilgili özel bir röportajımız olacak. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanımak isterim ve aslında mesleğinizi de tanımak istiyorum. Zemin etüdü dedim ama siz başka şeyler de yapıyorsunuz. Hem sizi tanıyalım hem bu sektöre giriş hikayenizi izleyicilerimize paylaşalım. Dediğiniz gibi 99 depremiyle birlikte ben de üniversiteyi kazandığım senedir jeoloji mühendisliğinin önemi arttı Türkiye'de. Çıkarılan yeni genelgelerle, kanunlarla artık bu da diğer mimarlık, inşaat mühendisliği dalları gibi zorunlu hale getirildi. Yani bir bina yapılmadan önce bu bir fabrika olsun, konut olsun ya da bir işletme binası, tatil yöresi fark etmiyor. Bütün yapılar için bir zemin etüdü yapılması zorunlu hale getirildi. Bu noktada aslında ben sizin yaptığınız işin de ne olduğunu izleyicimizle paylaşmak isterim. Bir jeoloji mühendisi dolayısıyla Mavi Jeoteknik olarak sizin yaptığınız iş tam olarak nedir? Neler yapıyorsunuz? İnşaat yapacak firmalara zeminin özelliklerini belirleme aşamasında yardımcı oluyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların tamamına zemin etüdü deniyor. Zemin etüdü neleri kapsar? Bina yapılacak arazinin temel boyutları belirlendikten sonra sahaya gidip bina yapılacak yerde ilk önce araştırma sondajları yapıyoruz. Binanın yüksekliğine ve metrekaresine göre bunların derinlikleri ve sayıları değişiyor. Akabinde bu sondajlarla aldığımız numunelerden laboratuvar deneyleri yaptırıyoruz. Bu laboratuvarlar eski Bayındırlık Bakanlığı, şimdiki Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan izin almış, izin belgesi olan laboratuvarlar. Bu çalışmaların sonunda laboratuvar sonuçlarını, arazide aldığımız verileri yorumlayıp, bunlardan bir mühendislik sonucu çıkarıp, inşaat mühendislerine binaları tasarlayabilmeleri için uygun parametreleri oluşturuyoruz. Bütün binalar için bu çalışmaların emniyeti tarafta kalacak şekilde yapılması gerekiyor. Bunun bir yasal zorunluluğu da var değil mi? Tabii ki. Bunu işte kanunlarla, yasal hale getirilmiş belediyeler ve işte diğer kurumlar mutlaka arıyorlar. Bir binaya ruhsat almak istediğinizde yasal olarak zemin etüdüne sahip olması gerekiyor parselin. Nasıl bir eğitime, bir teknolojiye sahibiz bu işleri yapmak için? Mutlaka bu işleri yaparken bir takım araçlar da kullanıyoruz değil mi? Bizim ilk önce yapacak kişinin jeoloji mühendisi olması gerekiyor ya da jeofizik mühendisi. İki ayrı dal var bu konuyla ilgilenen. Bu iki disiplin zemin etüt çalışmasında birlikte çalışıyorlar. Hangi çalışmaları yapıyoruz? İşte bununla ilgili sondaj makinesi kullanıyoruz. Sismik ölçü aletleri kullanıyoruz. Yeraltı su seviyesinin olduğu yerlerde, şüphelenilen yerlerde rezidivize cihazlarımız var. Bunlarla ölçümler yapıyoruz. Ve bu üç cihazla yapılan ölçümleri birleştirip laboratuvar sonuçlarını da ekleyerek bir kanıya varıyoruz. Binanın emniyetli olarak nerede oturabileceği, işte kaç metre derinliğe konulabileceği konusunda bir rapor oluşturuyoruz. Sizin mesleğinizin, jeoloji mühendisliğinin ve tabii ki firmanızın bu sektöre katkısı ne olabilir ve bu sektördeki önemi ne olabilir ve sizin de çalışacak kişilere neler katar? Biz öncelikle yaptığımız çalışmalarda mühendis olduğumuz için bunun gerekliliği yapılan yapının kesinlikle güvenli bir yapı olmasını sağlamak. Ekonomik olarak da yaptığımız çalışmalarda optimizasyon sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl bir optimizasyon? Güvenlik ve en güvenli veriyi en ekonomik yoldan temin etmeye çalışıyoruz. Yani mühendisliğin hedefi budur.
Biz yaklaşık 8 yıllık bir firmayız. Bu süreçte de edindiğimiz tecrübe ve bilgiyi yeni yaptığımız bütün çalışmalarda en etkin şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bizim mesleğimiz her ne kadar okulda öğrenilen bir iş olsa da mühendislik uygulamalı olduğu için zamanla yaptığınız işlerin toplamı size ekstra bir tecrübe katıyor. Ve yaptığınız çalışmaların çeşitliliği sizi daha ileriye götürüyor. Bu anlamda biz birçok kurumla, birçok bakanlıkla, yerel birimlerle de çalışıp çok değişik projelere imza atmış bir firmayız. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Yeni isimlere, bu mesleği yapmak isteyen genç girişimcilere de sunduğunuz destek ve katkıdan dolayı da kutluyoruz sizi. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Teşekkür ederim, sağ olun. Genç ve başarılı girişimcilerin içinde bayan girişimcilerin olması da dünyada canlılık ve ivme kazandırmakta. Uluslararası başarılara imza atan Zaimoğlu Mutfağ'ın Genç ve Başarılı Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Zaimoğlu ile başarı öyküsünü paylaştı. İzleyelim. Altın Rehber Programı olarak Çerkezköy'deyiz. Çerkezköy, Trakya bölgesinin en hızlı gelişen ve değişen ilçelerinden. Tabii bu gelişime katkı sunan genç girişimciler var. Bunlardan en önemlisindeyiz. Genç bir kadın girişimciyle birlikteyiz. Sayın Nilgün Zaimoğlu. Zaimoğlu Endüstriyel Mutfağın showroomundayız. Öncelikle hem sizi tanıyalım Nilgün Hanım, hem de markanızı oluşturma sürecini izleyicilerimizle paylaşalım. Evet, öncelikle hoş geldiniz iş yerimize, şirketimize çok teşekkür ederiz. Biz bu sektöre 11 yıl oldu gireli. Son 1 yıl süreçte kendi markamızı oluşturduk, kendi patentimizi oluşturduk. Ve bu süreç içerisinde de çok hızlı yol aldık, belli bir kaliteye oturtturduk ve uluslararası çalışmaya başladık. Evet, Zaimoğlu Endüstriyel Mutfak diyoruz ama siz neler yapıyorsunuz, işiniz nedir? Endüstriyel Mutfak, proje, danışmanlık hizmeti, soğuk hava depoları kurulumu, bunun yanında set üstü ekipmanlarımız, aklınıza gelebilecek her şey, kafe, restoran, resmi kurum, kuruluşlar, mutfak ihtiyacı ne varsa, en önemlisi cateringler, hepsiyle çalışıyoruz ve hepsinin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Evet, bu mutfak, endüstriyel mutfak malzemeleri dedik. Neler var içerisinde? Biraz daha detaylı anlatmanızı istiyorum. Mesela bir kafe için, bir otel için neler olabilir ya da bir kurum için? İlk etapta zaten bir mutfak projesini oluşturuyoruz. Bunda pişirici cihazlarımız var, soğutucu cihazlarımız var ve bunun yanında yardımcı ekipmanlarımız var. Bu ekipmanların haricinde en son ana mutfağımızı bitirdikten sonra set üstü kısımlara geliyoruz. İşte bunda neler vardır? Porselenleri vardır, bardakları vardır. Bütün ürün gruplarını, çatal kaşıklarını hepsini yapıyoruz. Ekstra bunların haricinde soğuk hava depolarını kullanıyoruz ve montajı dahil her şeyi teslim ediyoruz ve ürün sonrası servis hizmetini veriyoruz. Evet, üretiminizi nerede gerçekleştiriyorsunuz? Üretimimiz bizim İstanbul'da, Zeytinburnu'nda. Yıllık üretiminiz nedir? Gerçi siz proje bazlı çalışıyorsunuz proje, değil mi? Değişiyor. Hı-hı. Yani değişkenlik gösteriyor bizim işimiz. Evet. Size ulaşmalarından, onların ihtiyacı olan o ürünün sunumuna kadar geçen süreci ve emeği de anlatmanızı istiyorum. Müşteri bize ilk etapta daha çok sosyal medya ağırlığında buluyor. Çünkü reklamlarımız ve yapmış olduğumuz işler öncelikle referansla geliyor. Bu şekilde müşteri bizi bulduktan sonra biz irtibata geçiyoruz, yerine gidiyoruz, ölçülendirip de projelendiriyoruz. 3 boyutlu sunumunu kendilerine veriyoruz, mimari bir proje. İsterlerse komple yerin tamamını projelendiriyoruz ve mimari çalışmada yapıyoruz. A'dan Z'ye anahtar teslimatlarımız oluyor bizim. Evet, o zaman ekibimiz çok önemli. Evet. Ekibimizden bahsedelim. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Nasıl bir iş bölümümüz ve tempomuz var? Proje kısmında biz 7 kişiyiz. İmalatta 25 kişiyiz. 2 tane de mimarımız, iç mimarımız var. Onlarla çalışıyoruz. Bu ekiple de zaten yeterli bir potansiyele ulaştı. Evet. Sanırım siz sadece Türkiye değil, Türkiye'nin dışına kadar evet. Çalışmalarınız nereler hizmet dağınız? Bizim en ağırlıklı bölgemiz Azerbaycan, Almanya, Irak. Bu bölgelerde ağırlıklı yapıyoruz. Ara sıra da Gürcistan'da da oluyor. Evet, müşteri kitlenizi aslında biraz anlattınız ama kimlerle çalışıyoruz Nilgün Hanım? Bizim ağırlığımız müşteri daha çok restoran ve otel projeleri. En ağırlığımız bu.
ara ara resmi kurum kuruluşlarımız da oluyor tabii ki. Evet. Hem hizmet alanınız çok geniş, evet. Hem de çok iyi bir kitleyle çalışıyoruz. Çok seçici bir kitleyle. Evet. Onlar da tabii seçici ve sizi seçiyorlar. Neden Zaimoğlu? Bu belli bir kaliteyi oluşturduk biz. Bir süreç içerisinde müşterilerimizi de biz eledik. Belli bir portföye ulaştırdık. O hizmet kalitesini alan müşteri zaten o tarzda müşterilerimiz geldi. Yani belli bir kitleye hitap etmiş olduk. Kaliteyi de bu şekilde yakaladık. Bundan dolayı tercih edememizin sebebi sadece kalite ve projeden sonra da aynı hizmeti devam ettiriyor olmamız. Kesinlikle ikili ilişkilerimizde yanlış bir sirkülasyona uğramıyoruz. Her zaman sonuna kadar müşterinin yanındayız. Açılışımızla yapıyoruz, teslimatlarımızla yapıyoruz. Evet, zaten herhangi bir sıkıntı olduğu zaman direkt sizlere de ulaşılabileceği evet. için her zaman çözüme de gidiyorsunuz. Aynen. Evet. Müşteri birebir benimle de her zaman muhatap olabiliyor. Bundan dolayı hizmet alıyor çünkü sen. Çok güzel. Genç bir kadın girişimci olarak bu sektöre gittiniz ve inanılmaz güzel adımlarla yol alıyorsunuz. Markayı da çok ileriye taşıyorsunuz. Bir kadın girişimci olarak bu sektörde olmanın bir zorluğu, belki de avantajı var mı? Siz nelerle karşılaştınız? Şöyle bir şey var, bayan eli değilsin deyimi var ya. Güzelleştiriyor. Insanlar, evet, yani biz gerçekten detayına varana kadar görüyoruz. Hani en ufak bir detay olup bunu düzeltelim, bunu şöyle yapalım, müşteriye öneride bulunuyoruz ki müşteri zaten o güveni alıyor bizden. Hani gerçekten bir bayan bakışı çok farklı, hani bir erkeğin bakışı çok daha farklı olabiliyor. Ki biz montajımızda da işin başındayız, teslimatında da işin başındayız. Ki bayan olarak bunu yapıyor olmanız insanlara o güveni veriyor. Hı-hı. O hizmeti de aldığı için de müşteri memnuniyetini sağlayabiliyor. Sağlıyor, evet. Biraz da güzelleştiriyor sanırım değil mi? Evet. Hem projeler daha farklı oluyor, hem evet. o iletişim daha farklı. Bir, ve ben kadınların çok titiz olduğunu düşündüğüm gibi evet. bence disipline de önem veriyorsunuz değil mi? Disiplin çok önemli. Bizim ikili ilişkilerimiz çok iyi. Ekiplerimizle arasında patron-eleman ilişkisinden ziyade biz arkadaş olarak çalışıyoruz. O yüzden herkes de mutlu çalışıyor. Bu hissiyatı verebilmek iş yerinde çok çok önemli. Ki bunu başarabilen çok çok fazla da firmalar yok zaten. Biz mutlu olduğumuz için iyi başarıyoruz bu işi. Kesinlikle. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Ve tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Allah teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sıcak yaz günlerinde hepimizin hayali denizi pırıl pırıl olan bir plaj. Bodrum plajları da bu hayallerin içinde baş sırayı tutuyor tabii ki. Bodrum Bitez'deki Mor Plaj'a konuk olduk. İzleyelim. Selçuk Bey, Mor Plaj olarak 21 senedir Bodrum'da Bitez koyunda hizmet vermektesiniz ve çok özel müşterileriniz var efendim. İlk önce Mor Plaj'ın özelliklerinden, işletmenizden ve kendinizden bahseder misiniz izleyicilere? 21 seneden beri bu plajı işletmekteyim. Bu plajın özelliği daha önceden etrafında olan çiçeklerden dolayıdır. Fakat zamanla inşaatların artması ve diğer bazı yolların yapılması falan bu çiçeklerin, natürel tabiatın yok olmasına sebep oldu. Bu çiçeklerin açmış olduğu mor renkteki renkleri dolayısıyla buraya mor adını verdik, Mor Plaj adını verdik. Fakat kaybolduğu için artık onları göremiyoruz. Plajımızın en büyük özelliği bir yeraltı suyu olduğu için bayağı temiz ve parlaktır suyu. Çok geniş bir alana sahipsiniz. Kapasiteniz kaç kişidir acaba? Kapasitemiz şu anda 240 kişi kadar. Hizmetlerinizden bahseder misiniz? Acaba mesela girişte para alır mısınız? Girişte herhangi bir ücret almıyoruz. Belirli bir harcama bekliyoruz müşterilerimizden. Ayrıca otoparkımız da vardır. Otoparkta da herhangi bir ücret konusu yoktur. Yani burada bir beach club yerine bir plaj hizmeti vermekteyiz. Efendim, müşteriniz kimlerden oluşur? Özel müşterileriniz var sizin. Genelde müşterilerimiz devletten emekli olmuş, buraya sonradan yerleşmiş. Bazı hatırı sayılır insanların devlette görev yapmış daha doğrusu. Ve onun haricinde müzisyen veya diğer çeşit insanlar plajımıza geliyorlar.
Efendim son olarak ekip çok önemli. Yani her işte olduğu gibi. Ekibinizden bahseder misiniz biraz? Ekip olarak mutfağımız ve çalışan personelimiz genelde hep aynı insanlardır. Hem müşteriyi tanırlar hem de müşterinin istediğini söylemeden, kendileri söylemeden anlayabilirler. Yıllardan beri de genelde hep aynı insanlar gelmektedir. Fazla müşteri değişime uğramamaktadır. Genelde aynı kişilerdir. Onun haricinde gelenler de kısa zamanda dışarıda çalışan personel bayağı kısa zamanda onların da isteklerini yerine getirir. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugünkü durağımız Uzun Ömrün Adası Datça'dayız. Yanımda Begonviç Tatil Köyü'nün işletmecisi Timur Bey var. Timur Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Benim esas mesleğim eğitimcilik. Uzun yıllar öğretmenlik ve üst düzey yöneticilik yaptım. Sonra ilerleyen zamanda da turizmle ilgilenmeye karar verdik ve eniştemizle birlikte bu projeyi yürütüyoruz şimdi. Eğitim sektöründeki edindiğimiz tecrübeleri şimdi artık turizme aktarıyoruz. Yani yine aslında yine hizmet sektöründeyiz. Peki kaç yıldır bu işletmedesiniz? Aslında çok yeni bir işletme. Bizim bebeğimiz gibi burası ve çocuğumuzu aldık kucağımıza artık diye düşünüyorum. Bu sene 2016 Temmuz ayı itibariyle hizmete başladık. Peki otelinizin konseptinden bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi bizim bölge itibariyle de böyle zaten. Özellikle bizim tesisimiz o da artık kahvaltı şeklinde hizmet sunmaktadır. Akşam yemeğini ayrıca arzu ederse misafirlerimize hizmet olarak sunabiliyoruz. Orada da şöyle bir yol izliyoruz. Mutlaka gün içerisinde bilgi sahibi oluyoruz ve akşamına günlük ve taze şeklinde hizmet veriyoruz. Yani önceden bir hazırlık yapmıyoruz. O gün belirlenen menüyle birlikte taze ve sınırlı sayıda yaparak daha lezzetli bir hizmet sunmuş oluyoruz insanlara. Peki Timur Bey, özetleyecek olursak misafirlerimiz neden sizi tercih etsinler? Biz de konaklayan insanlara müşteri değil, misafir olarak bakıyoruz. Evimize gelmiş, bu akşam belki de biraz uzun oturduğu için onları misafir etmek istedik. Eve herkesin evinde olduğu gibi onlara bir konuk odası açtık. Sabahleyin kahvaltı için heyecanla hazırlık yaptık şeklinde baktığımız için aslında bu işten çok büyük keyif alıyoruz. Böyle olunca da bunu insanlara da aynı şekilde yansıtmış oluyoruz. Çok teşekkür ederiz Timur Bey. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Altın Rehber'de bugünkü durağımız Fethiye Kabak Koyun'dayız ve yanımda Mamas Hostel ve Barın sahiplerinden Özgür Bey ve Caner Bey varlar. Merhabalar Özgür Bey ve Caner Bey. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Özgürcan Büyükçoban, Fethiye'deyiz. Caner kuzenim. İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunuyum. 2 sene oldu daha mezun olalı. Sektörde yeni bir girişimciyiz diyelim. Biraz da Caner Bey'den bahsedelim o zaman. Biz gittiğimiz yerlerde gördüğümüz eksikleri buraya yansıtmaya çalışan iki genciz. Ben de Boğaziçi Ekonomi mezunuyum. Yeni girişimciyiz, çok heyecanlıyız. Tamamen el yapımı şeylerden, yatak altları olsun, oturma grupları, paletlerden, geri dönüşüm malzemelerinden yaptık mekanımızı. Umarım keyfini çıkarırsınız. Peki misafirlere ne tür hizmetler sunuyorsunuz burada konsept olarak? Biz dışarıdan da misafir kabul eden bir işletmeyiz. Teraslarımız var yukarıda. Çok güzel manzarası vardır bu arada. O da kahvaltı olarak hizmetimiz başlıyor genel olarak. Gün boyu müzikler, işte kokteyller, yiyecek içecek falan şeklinde devam ediyoruz yani oyunlar. O zaman kısaca özetleyecek olursak ikinizden de ayrı ayrı yorum istiyorum. Neden sizi tercih etsinler? Yani aslında çok iddialı değiliz ama biz her zaman elimizden gelenin en iyisini misafirlerimiz için yapıp samimi olmaya çalışıyoruz. Yalan söylemiyoruz. Yaptığımız yemeklerimiz annelerimizin bize öğrettiği, hepsi ev tarifi yemekler. Kullandığımız malzemeler özellikle çok dikkat ediyoruz. Yani gelip belki bazı şeyleri beğenmeyen, hani doğa tatiliyle barışık olmayan insanlar olabilir ama buraya gelen herkesin bize söylediği şey çok samimi olduğumuz ve insanları kandırmaya çalışmıyoruz. Farklı bir şey yani. Farklı bir duygu hissediyor insanlar. Evlerinde tatil yapıyorlar gibi olduklarını söylüyorlar açıkçası.
Biz amatör ruhu kaybetmeden 5 ay önce nasılsak şimdi aynı hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelenler de bunu bugüne kadar %90 beğendi. Beğenmeyenler var ama herkesi tabii ki memnun edemiyorsunuz. O yüzden hostelimize bu tarz bir tatil isteyen herkesi bekliyoruz. Sevgili izleyenler, bu hafta da Altın Rehber programının sonuna geldik. Sektörün nabzını tutmaya çalıştık. Ekrandaki numaralardan bize ulaşabilir, görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya tekrar aynı saatte İş Dünyası'nın Kalbi Altın Rehber programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.